Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir önceki videomda anlattığım modelden yola çıkarak kendi tasarımım olan bu güzel kristalli bileklik modelin yapılışını çalışacağız hanımlar. Bakın burada 2 milimlik bit kristal, burada ise 4 milimlik kristal kullandım. İpe dizi kum boncuk, 11'e 0 kum boncuğu da kullanabilirsiniz. Boncuk ipi ya da 0.20'lik misinayla da bu çalışmayı yapabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti, inşallah sizler de beğenirsiniz. Az önce de söylediğim gibi kendi tasarımım olan bir model hanımlar. Hemen yapımına başlayalım. Şu şekilde bile gerçekten çok şık bir görüntüsü var. Bakın gözlük ipi, bileklik, kolye, küpe, yüzük, hav hav olarak kullanabileceğiniz gerçekten çok şık bir model. Şimdi zaman kaybetmeden yapımına geçelim. 6 tane boncuğumu alıyorum. Kapama yerimizi yapacağız. İsterseniz boncuklarla birlikte kapama aparatını da buraya ekleyebilirsiniz. Bakın 6 tane boncuğumun içinden geçtim. Başlangıç noktam olduğu için sağlam olması adına buraya hemen 2 adet düğüm atıyorum. Bir önceki videomda zigzag dallar yapıp üzerine papatya eklemiştik. O var olan bir modeldi. Ama bu modeli o modelden yola çıkarak kendim tasarladım hanımlar. Bakın bir tane boncuğumdan geçerek düğümümden uzaklaştım. 5 tane kum boncuğu alıyoruz. Öncelikle alt kısmı yapacağız. Zikzak olan kısımları. Sonra da üzerine kristallerimizi yerleştireceğiz. 5 tane kum boncuğunu aldım. İpimin altına indim. Şu birinci kum boncuğumuzu atlıyoruz hanımlar. İkinci kum boncuktan yukarıdan aşağıya doğru geçiş yaparak zikzak kısmımızı oluşturuyoruz. Bir kere daha göstereyim. Çünkü hep aynı işlemi yaparak ilerleyeceğiz. Bilek ölçünüze göre istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu işleme devam edebilirsiniz. Bakın 5 tane kum boncuğumu aldım. İpimin altına iniyorum. Bu birinci boncuğumu atlıyorum hanımlar. İkinci boncuktan yukarıdan aşağıya doğru şu şekilde geçiş yapıyorum. Bakın zikzak kısmım oluşmaya başladı bile. Söylediğim gibi bu şekilde bilek ölçünüze göre yapıyorsunuz. Ben birkaç sıra daha çıktım size modeli gösterebilmek için. Bakın. Şimdi kapama yerini yapacağız. Kapama yeri için önce 3 tane kum boncuk alıyorum. 1, 2, 3. Bakın 3 tane kum boncuğumu aldım. İpimin altına iniyorum. Sonra 6 tane kum boncuğu alıyorum. Yine dilerseniz boncuklarla birlikte kapama aparatını da buraya ekleyebilirsiniz hanımlar. Ya da daha sonra küçük halka yardımıyla da takabilirsiniz. Bakın 2, 4, 6 tane kum boncuğumu aldım. Aşağıya iniyorum. Bakın 2, 4, 6. Bu taktığım 6 tane kum boncuğunun içinden geçiyorum. Şöyle göstereyim. Hem sağlam olması için hem de tekrar dönebilmem adına bu 6 kum boncuktan hanımlar bir kere daha geçiyorum. Bakın böyle bir şekil aldı. Şimdi şu ikinci boncuğuma kadar ilerliyorum. Şöyle göstereyim. Bakın ipim burada. 2 boncuk, 2 tane kum boncuktan geçiş yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir tane kristal alıyorum. İsterseniz 4 milimlik kristal ya da 2 milimlik bit kristal, 3 milimlik kristal de kullanabilirsiniz. O tamamen sizin zevkinize kalmış. Bakın. Şu şekilde tuttum. İpim burada. Tam ortadaki kum boncuktan hanımlar yukarıdan aşağıya doğru geçiş yapıyorum. Bir tane yukarıda, bir tane de altta boşta kum boncuk kalıyor. Bakın buraya kristalimi yerleştirdim. Hemen elimde çeviriyorum. Yine bir tane kristal alıyorum. Bakın. İpim burada görmüş olduğunuz gibi. Hemen bir sonraki zikzak kısma geçiyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın bir tane üstte, bir tane altta kum boncuk kalıyor. Ben tam ortadaki kum boncuktan yukarıdan aşağıya doğru geçiş yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ve kristalimi buraya yerleştirdim. Hemen elimde çeviriyorum. İsterseniz çevirmeden de yapabilirsiniz. Ama daha rahat çalışmak adına ben çeviriyorum hanımlar. Bakın bir tane kristalimi aldım. Görmüş olduğunuz gibi burada 3 tane boncuğum var. Şu tepe kısımları saymazsak 3 tane boncuğum var. Tam ortadaki boncuktan yukarıdan aşağıya doğru geçiş yapıyorum. Bir tane üst kısımda, bir tane de alt kısımda 2 tane kum boncuğum kalıyor.
Bakın bu şekilde yerleştirdim. Elimde ters çeviriyorum. Son bir kez daha göstereyim. Videoyu uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Çünkü hep aynı işlemleri yaparak ilerliyoruz. Bakın yine bir tane kum boncuğu aldım. Tam şu ortadaki kum boncuğu diyorum, pardon, 2 milimlik bit kristal aldım. Söylediğim gibi 3, 4, 6 milimlik kristalle de çalışabilirsiniz. Elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi modelimiz oluşmaya başladı hanımlar. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar çalışıyorsunuz ve bu güzel model ortaya çıkıyor. Burada 2 milimlik bit kristalle yaptım. Burada da 4 milimlik kristalle yaptım. Zigzag kesim aynı yöntemle, farklı bir şey yok. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.